Şimdi kaç bardak unun var? Beyaz ekmek içi şeyle. İçi neyle? İçinde bir şey koymuyorsun. İsterseniz koyabilirsiniz. Eğer ekstra bir şey koyacaksanız, bunları örnek diye getirdim. Evet. Sadece 50 gram fazla su koyuyorsunuz. Çünkü o katı olduğu için. Ha. Yani içine domates kurusu koyuyorsak. Aynen. Şurayı bir çekelim. Ya da domatesi bir gece önce ıslatıyorsunuz. Islatıyoruz. Veya çekirdek aynen koyuyorsak, yulaf koyuyorsak, ceviz koyuyorsak, bu ne? Susam bu. Susam koyuyorsak, hı-hı, fıstık koyuyorsak, hı-hı, işte neyse bu ne? Bu nane. Nane koyuyorsak, bunları buna yarım bardak ilave ediyoruz. Hadi, aynen, hadi Gökçe, hadi tamam, Gökçe. Tamam, şimdi. Şimdi bunun mayası nasıl bir şey? Bunun mayası da kendi beyazda. Onunla. Aynen öyle. Aynı şekilde yaptın. Aynen öyle. Ben hemen şuradan bir şey alıyorum. Ne alıyorsun? Cam aldım. Şimdi ilk başta bir buçuk su bardağı suyumuzu koydum. Şimdi demin bana dedin ki, hı, eğer tam buğday yapıyorsak mayayı biraz sonra ilave ediyoruz. Yani unla suyu karıştırdıktan sonra tam buğdayda mayayı koyuyoruz. Oysa ki beyaz ekmek yaptığımda, hı hı, su ve mayayı önce karıştırıp unu koyuyorum dedin, doğru mu? Şöyle, ikisi de farklı teknik. İkisini de göstermek adına yaptım. Mayayı sonradan koyarsak... Ne farkı var? Ne oluyor? Şöyle oluyor. Diğeri ilk yaptığımız otolize dediğimiz kısım daha hızlı mayalanıyor. Daha pofuduk bir ekmek oluyor bence. Bakın bu da yüzen maya. Ha. Mayanızın yüzmesi lazım. Yüzmeyi ha, öğreteceksiniz ona. Evet, tamam. Yüzdü. Yüzdükten hadi, sonra bunu hemen bakterilerimizi besliyoruz suyla. Bakın şimdi bu ayran gibi olacak. Şu an karıştırdıktan sonra çok unumuzu güzel koyuyoruz. Un kaç, ne kadar? Un da 3,5 su bardağı yine. 3,5 su bardağı. Evet. Şimdi şeyle olmuyor. Yüzüklerini alayım ben seni. Ben öteki elime taktım. Öteki elime, hı-hı, taktın. Sağla yapacaksın. Aynen. Tamam, bak, ne incelikler var. Evet. Şimdi bu şekilde makineyle yapmıyoruz da elde yapıyoruz. Aynen. Bir soru vardı Naz. Ne demişlerdi? Ekmek makinesiyle ilgili. Ekşi maya, ekmek. Ekşi maya koyup ekmek makinesine ekmek yapabilir miyiz? Ha, ekşi mayalı unumuzu, hı-hı, yani ekmeğimizi, hı-hı, ekmek makinesinde pişirebilir miyiz? Hayır, pişiremeyiz. Çünkü bakterilerimiz ölüyorlar. Hı-hı. O yüzden pişiremeyiz. Tamam. Şimdi bir şey yaptık şurada fırında. Yaşar, gel fırınımızı gösterelim. Fırını kaç dereceye ısıtmıştın? Evdeki fırınınız en yüksek hangi dereceyse? Burada 260'tı. Evet. 260 derecede, çok dikkat edin, sıcak bir tencereye. Evet. Yaptın. Yaptım. Hangisi bu? Bir dakika. Şunu mu yapacağız burada? Aynen öyle. Şimdi bu kaç gündür duruyor? Bu dünden beri duruyor. Dünden beri duran ekmeğimizi, aynen, bir yağmağa sürüyor musun içine? Hayır, onun altına şey koyuyoruz, pişirme kağıdı koyuyoruz. Pişirme kağıdı, hı-hı, koyuyoruz. Ya sakine, da direkt de atabiliriz. Pişirme kağıdımız var mı? Yani şu tencere şu anda, ver sakine, sen elini siliyorsun. Aynen, siliyorum. Gel. Pişirme kağıdı var. Onu... Ve tenceremiz çok sıcak. Hı-hı. Sen dikkat et. Tamam. Sil elini, sil, rahat et. Sil rahat mi? Et canım. Hı-hı. Rahat et. Şu ekmeği kaldırabilirseniz orada göstereyim onu Derya Hanım. Tamam, bunu katlayacak mıyız şimdi? Bu katlanacak mı? Yok, bu katlanmayacak. Bu artık fırına girecek hali. Tamam, kağıdı mı göstereceksin? Ekmeği. Aynen, nasıl yaptığımızı göstereceğim. Evet. Şuradan birazcık irmik serpiyorum ki yapışmasın diye çıkartırken, evet, kağıda. Evet. Ondan sonrasında da şöyle. Bakın bu bir gün bekledi. Altına bunları koyarak mı bekletiyorsun? Tamamen size göre. Ben çekirdekliği seviyorum, zeytinliği seviyorum. Ya da sade. Onu koyarak bekleteceğiz. Aynen öyle. Güzel bilgiler. Islatıp yine yalnız. Çekirdeklerse, zeytinse hepsi ıslanıp bekleyecek. Güzel. Vallahi sonra Gökçe çok güzel şeyler anlatıyor. Ne diyor izleyicilerimiz? Memnunlar mı bu durumdan? Çok. Şöyle bir şey var. Ekşi mayayı ne kadar koyduğumuz galiba orada yanlışlıkla 2,5 kaşık demişiz. Biz de burada 2,5 bardak yazmışız. Hmm. Hangisi doğru? Bir daha bir tekrar 2,5 yemek kaşığı. 100 gram. 2,5 yemek kaşığı. Bizimki yanlış. Bizimki mı? Bizimki yanlış o zaman. Yanlış. Arkadaşlar, burada düzeltelim. Yazan, Müge, düzeltelim onu. Öyle koyalım lütfen. Şimdi bu şekilde koyduk. Koyduk. Şeyimiz,
Kabımız döküm bir şey. Evet. Bunda pişiriyorlar genellikle bunu. Yok kabımız. Kabımız yoksa cam kullanıyoruz. Ha. Kabımız yok. Ver bakayım. Cam kap kullanıyoruz değil mi Gökçeciğim? Evet, cam yani kap. Yani bunu eğer bizim böyle döküm bir şeyimiz yoksa böyle mi pişiriyoruz? Ağzını kapatıyor muyuz? Hayır. Camda kapatmıyoruz, dökümde kapatıyoruz. Dökümde kapatıyoruz. Neden? Dökümde. İçerisindeki nem kapak kapalı olunca şeyi yükseltiyor. Ekmeği, evet. Hamuru yükseltiyor. Peki Gökçe soruyorum hı-hı. şimdi. Tabii, çok tabii. merak ettim. Çok güzel konu. Bu kağıdı buraya da koyuyoruz değil mi? Kağıdı buraya yağlayabilirsiniz, kağıt da koyabilirsiniz. Okey. Sıkıntı tamam. yok. Sıkıntı yok.